ediyor muhterem Müslümanlar. Okudum ayet tilleriyle de Rabbimiz mealen şöyle buyurmaktadır. Biliniz ki mallarınız ve çocuklarınız sizin için birer imtihan vesiledir. Büyük mükafat Allah katındadır. Hadis-i şerifte ise Efendiler Efendimiz, hiçbir anne baba çocuğuna güzel terbiyeden daha kıymetli bir bağışta bulunmamıştır. Çocuklarımız Cenab-ı Hakk'ın bizlere bahşettiği en güzel nimetlerden, en değerli hediyelerden birisidir. Onlar bize Rabbimizin emanetleridir. Hanelerimizin süsü, ailemizin neşesidir. Göz aydınlığımız, geleceğimizi bırakacağımız en değerli mirasçılarımızdır. Çocuklarımız tertemiz bir fıtratla dünyayı gözlerini açarlar. Onların özünde doğruluk, ruhunda iyilik vardır. Çocuklar anne babalarını takip ederler. Bu yüzden yavrularımızın saf ve temiz fıtratlarını koruma için bize düşen sorumluluklar vardır. Milli ve manevi değerlerimizi ışığında yetiştirmeleri için hepimize düşen görevler düşmektedir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz وَاِبْنَ لِوَلَدِكَ عَلَيْكَ حَقٌ buyurarak çocuğun senin üzerinde hakkı vardır buyurmaktadır. Çocuklarımıza helal lokma yedirmek, güzel ve temiz elbiseler giydirmek, iyi bir eğitim almalarını sağlamak öncelikle görevlerimiz arasındadır. Evlatlarımızı Allah'ı iyi bir kul, milletine ve insanlığa faydalı bir kişi olarak yetiştirmek önemli vazifelerimizdendir. Şahsiyet ve karakterlerini İslam ahlakıyla şekillendirmek, örf ve adetlerimizi öğrenmelerine rehberlik etmek onların üzerimizdeki haklarıdır. Çocuklarımız bu yılki eğitim öğretim dönemlerini tamamladılar, yaz tatiline girdiler. Önümüzdeki pazartesi günü yaz kurslarımız başlamaktadır. Yaz kursları çocuklarımızın yüce kitabımız Kur'an-ı Azimüşşan'ı ve temel dini bilgilerini öğrenerek sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i tanımaları için iyi bir fırsattır. Caminin manevi havasını teneffüs etmeleri, yeni arkadaşlar, güzel arkadaşlar edinmeleri, ibadetlerinin huzuru keşfetmeleri için güzel bir imkandır yaz kursları. Çocuklarımızın zamanını telefon ve bilgisayarla ya da faydasız meşguliyetlerle heba etme günleri olmaması gerekir. Bu yaz yavrularımızın elinde elifba cüzleri, Kur'an bilen Kur'an'la camilere koşmaları güzel bir mevsim olsun istiyoruz. Bu yaz yavrularımızın minik kalplerine Kur'an öğrenmelerine heyecanı ile sattığım müstesna bir zaman dilimi olmalarını arzu ediyoruz. Bu yaz çocuklarımızın saf yüreklerine iman mayası, saldığımız ruhlarını Kur'an ahlakı ve peygamber sevgisiyle bezendiğimiz bereketli günler olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Bu yaz yine göz aydınlığı çocuklarımızın pırıl pırıl kalplerine İslam'ın güzelliklerini nakş işlediğimiz gibi güzide bir dönem olmasını arzu ediyoruz. Çocuklar koşun haydi, şimdi yaz Kur'an kursu vakti. Çağrısıyla yavrularımızı şehirlerin kalbi, hayatın merkezi, birlik ve beraberliğimizin sembolü camilerimize, ilim ve hikmet ve irfan divasına, Kur'an kurslarımıza davet ediyoruz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şu müjdesiyle inşallah hutbemizi bitirmiş olalım. Hayrukum men teallemel Kur'ane ve allemehu. Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretenimizdir. Rabbim bizleri Kur'an'a hadim eylesin. Yavrularımızı Kur'an'ı öğrenerek yaşayanlardan eylesin. Kur'an'ımızın ahirette şefaatçi kılsın. Amin amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Elâni ihsan-ı kelâmü eblâv-ı nizâm-ı kelâmullâhi'l-melik'il-azîz-il-allâm. Kavluhu tebâreke ve teâlâ fil-kelâm. Eûzu billâhi mineşşeytânir-racîm. Bismillahirrahmanirrahim. İnned-dîn 'indallâhi'l-islâm.